Dünya Savaşı'nda tarafı kim olacağı Evet Paşam en önemli konu yani konuları isterseniz ben biraz girizgah yapayım Siz bunların hepsine toplu halde cevap verin Türkiye bugün için konuşuyorum haberlerde geçen Amerika Birleşik Devletleri'nden 40 adet F16 istedi şimdi e, biliyoruz ki e, 40 adet F16'nın dışında da, yedek parçalarını da istemişti. Bunlar da dediler ki arkadaş dediler biz Amerika Birleşik Devletleri Dışişleri Bakanlığı olarak ABD Kongresi'ne bunu bir sunarız. Birinci soru Amerika Birleşik Devletleri yine F-35'lerde olduğu gibi bunu verecek mi vermeyecek mi bize? İkincisi de şu Biden bir açıklama yaptı. Yine e, geçtiğimiz saatlerde dedi ki Suriye'de Türkiye'nin varlığı aslında Amerika'nın çıkarlarına aykırıdır. Şimdi e, bunları da konuşarak bu arada da bakıyoruz ki Türkiye'nin hemen batısında yani dede ağaçta bir konuşlanma var. Evet. Bu konuşlanma bir NATO konuşlanması mıdır? Yoksa bahsettiğimiz 3. Dünya Savaşı için e, doğuya karşı alınmış bir cephe midir? Türkiye'nin Mavi Vatan Operasyonu veyahut da düşüncesi 3. Dünya Savaşı'nda ve şu anda nereye gider? Ve tabii ki e, sonunda e, hemen doğumuza gidiyoruz. Suriye ve Irak 3. E, Dünya Savaşı'nda bizim karşımıza ne olarak çıkar? Bir kere Orta Doğu e, savaştan uzak kalacak. Yani harekat alanı dışında. Bu kesin. Yani, evet. Bu, bu coğrafya e, Doğu Asya ve Pasifik'teki e, darbeden etkile şey olarak etkilenmeyecek. Yani. E, tahrip ve imha olarak etkilenmeyecek. Ama işte e, enerji meselesi, işte e, gıda meselesi şu bu meselelerden etkilenir. Şimdi bir kere şunu söyleyelim. Amerika ve Rusya ve Almanya ve Fransa. Evet. Orta Doğu'da bir Kürdistan'ın kurulma Amacından siyaseten asla vazgeçmeyecekler. Çalışmaya devam edecekler. Onların amacı Amerika en, en önde o çekiyor başı. Yani yanında Rusya, Almanya ve Fransa. İsrail de katmak lazım. İsrail evet. zaten şey olmazsa olmaz o, parçası. Zaten, Amerika zaten, varsa zaten, İsrail zaten, vardır. Zaten, zaten. O. Şimdi bizim için en Kritik şey bu yani en hassas bu en hayati olan mesele bu yani e, Fırat'ın doğusunda e, Suriye topraklarında ve e, Irak'ın kuzeyinde bir özel Kürdistan'ın meydana geliyor. Zaten Irak'ın kuzeyinde bunu barzani üzerinden yapıyorlar yani özel Kürdistan bölgesi e, Suriye'de de yapmaya çalışacaklar. Yap, zaten silahlandırarak belli bir ölçüye getirdi onu ama o sonunda onun ikisini birleştirecek. Yani e, Suriye Fırat'ın doğusu oradan e, 340 kilometre Irak'ın kuzeyi ve şey İran hududuna kadar. Şimdi bu e, Cenevre'de e, ile ilgili bir anayasa vesaire konuşuluyor evet. yani önümüzdeki günler içerisinde. Buradan e, burada bu gidişat şöyle. E, bir özerk Fırat'ın doğusunda bir özerk Kürdistan yapılanması üzerinde çalışıyorlar bunun olması için ellerinden geleni yapacaklar ve büyük yani olasılıkla da bunu gerçekleştirecekler. Bizim için en tehlike bu. Şimdi Biden konuşması bu şu. Tehlikeyi asıl nerede görüyorsunuz? Tehlike PKK'nın ta kendisinde. Evet. Çünkü PKK'nın öyle yok PYD, yok YPG, yok bilmem bir sürü atlar sayılır. Bunların hiçbir anlamı yok. Bir tek örgüt var. Kürdistan İçi Partisi yani partiye kargaran Kürdistan yani esas yapı bu. Bu yapı e, Irak'ın kuzeyinden daha bir beter durumda Fırat'ın doğusunda yani Suriye topraklarında. E çünkü her şey hazır yani e, birkaç gün önce bile oraya zırhlı araçlar falan gönderdi yani bir tek uçakları yok söylediğim gibi. Bu, bu bizim için en kritik olan şey bu. Üstelik Amerika'nın şey altında yani himayesi altında bu. Şimdi gelelim şu kuşatma işine. Bu kuşatma işi Baltıklardan başladı. Adana istiyor Amerika'da isteyen ne oluyor? Baltıklar, Doğu Avrupa, Balkanlar üzerinden e, Türkiye'ye atlıyor. Türkiye'ye, Orta Doğu'dan işte İran falan devam ederek Hindi, Çin'le Malezya'ya kadar uzanıyor. Evet. Kuşatma şu. Romanya'da ve Bulgaristan'da Şu Amerikan üsleri var mı? Kurdu mu? Evet. Dedağaç'ta? Evet. Peki Dedağaç dışında tekrar kıta Yunanistan'da böyle sıra sıra üsler kurup en son en güneyde Girit'te de kurdu mu? Tabii. 6 tane üs var mı? Bu kuşatma. Nereyi kuşatıyor? Aslında yani Baltık'tan başlayarak Baltık'ta tatbikat yapmıyor mu NATO? Hatırla. Aslında siz söyleyince şöyle de bir şey oluyor. Yani evet. Türkiye'yi sınır kabul ederek bir Avrupa'nın e, hani sizin sınır diye tabir şöyle, ettiğimiz şöyle aslında Rusya'yı kuşatıyor. Yani evet. stratejik olarak ama taktik anlamda Türkiye'yi de kuşatıyor. Yani strateji ve taktik. Stratejik olarak Rusya'yı kuşatıyor evet. ama Türkiye'yi de. Yani biz de kuşatma kemerinin içinde kaldık. Belli Hele Dede Ağaç. Dede Ağaç'ta evet. 30 bin kadar asker. Dede Ağaç bizim burnumuzun dibine. Yani Meriç'in hemen ötesi. Yunanların en büyük çekincesi nedir biliyor musunuz? Ada, yani Ege Denizi'nde adalar ve oradaki muharebeler değil. Yunanistanların şeyini. Yani o bölgede hem harekat şube müdürüydüm hem alay komutanıydım. Yani Meriç'in dibindeydim. Evet. Meriç'in doğusundaydık yani. Onların Tek korktukları şey Türk ordusunun Meriç'e geçmesidir. Dedahçı onun için diyorsunuz. E sen meriçi geçtikten Tabii. sonra hedefin zaten Tabii. senin dedahçı olur. Şimdi dedahçıda Amerikalılar var. Yani bir anda Yunanlılarla değil Amerikalılarla savaşmaya başlarsınız diyorsunuz. E geçersen onlar geçersen. çıkar karşına. Evet. Peki bu arada Yunanistan'ın Kışkırtıcı operasyonlarına ne diyorsunuz bu kayıtlarla? Destek siyasi ve askeri evet. destek alıyor. Yani e, hem Avrupa şeyden Amerika'dan da alıyor. E, Amerika'dan aldığı belli işte ya bu altı tane üssü evet. niye ku kuruluyor Türkiye'nin tutumu ne olmalı? Şimdi bu iş güçle ilgili bir şey. Yani hazineyle ilgili bir şey. Yani savaş hazırlığı için çok güçlü bir ekonomik yapınız ve hazinenizin güçlü olması lazım ve ona bağlı olarak da tabii e, ordunuzu yani o hazine ve ekonomik güçle desteklemeniz lazım. Ekonomik güç deyince sadece parayı kastetmiyorum. Yani endüstriyel ve sanayi tesislerinizi de kastediyorum. Şimdi e, yani endüstriyel ve sanayi tesisleri derken tesisler, savaşa hazırlıklı çar, çar, olacak kesin tesislerden. Öyle. Kesin. Amerika evet. Amerika nasıl evet. öyle? Amerika'nın şu anda öyle. Yani ee, öyle bir e, şey yapıyor.